Online optik kodlama nasıl yapılacağına dair bir kısa bir video çekmek istiyorum. Sınavlısonuç.com sitesine girdiğim zaman burada online kodlama diye bir sekme var. Burada fasikül denemeler ve kurumsal denemelerde iki tane ayrı bölüm var. Bizler fasikül denemelere tıklıyoruz. Fasikül deneme tıkladığımız zaman burada bütün fasikül denemelerimiz yüklü. Elit karma TYT, yanıt TYT 4'lü, paraf TYT 3'lü gibi hem TYT hem AYT hem de LGS'ye dayalı bütün fasikül denemelerimiz yüklü. Bizler elit karma TYT üzerine bir örnek çalışması yapalım. İstediğimiz denemelerin sınavını burada olan kişisel bilgilerimizi girişini yapıyoruz. Kurum adını ve kurumun nerede bulunduğuna dair bilgileri sizler detaylı bilgi almak için çok önemli veriler. Kurumdaki bilgiler, ildeki bilgileriniz, ilçedeki bilgileriniz sıralamanız bizler için çok önemli. Bu verileri de temin etmek için buradan giriş yaptık. Sınav yönergesi çıktı. Burada yönerge okuduğumuz sınavı başlat dediğimiz anda bizim direkt bütün online optik kodlama sistemimiz sınava girmiş olduk aslında. Sınavı matbu olarak çözdükten sonra online optik kodlama işlemini sağ taraftaki sütundan gerçekleştirebiliyoruz. İstediğimiz soruya gitme meselesini gerçekleştirebiliyoruz. Tıklıyoruz ve o soruya gidiş yapıyoruz. Diğer bölümle alakalı sosyal bilgilerle alakalı yine sol taraftaki sosyal bilgiler sekmesine tıklayıp sağ taraftaki online optik kodlamanı gerçekleştiriyoruz. Temel matematiğe tıkladık. Yine aynı şekilde temel matematikle alakalı da hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirdik. Hepsi, bütün kodlamayı yaptıktan sonra sınavı bitir dediğimiz anda evet bitir diyoruz ve bize sistem anlık sonuç veriyor. Bu anlık sonuç verme önemli. Bize doğru yanlış boş net veriyor ama genel sıralamak için de bizim bireysel değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Bireysel değerlendirmenin 3 gün içerisinde sınav sonuç tarafından gerçekleştirilecek. Sınav sonucumuzu öğrenmek istersek de yine online ölçme.sınavsonuc.com adresine giriş yapıyoruz. Burada öğrenci sekmesine tıklayıp sonucuma bak bölümüne tıklıyoruz. Yine buradan az önceki yapmış olduğumuz işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu buluyoruz. Sınava giriş yaptığımız bölümü. Cep numaramıza giriş yapıyoruz. Bütün girmiş olduğumuz sınavlar yüklü. Burada istediğimiz sınavın sonucunu öğrenebiliriz. Mesela ben elit karma, paraf, TYT birincisinin karnesini görmek istiyorum. Burada direkt genel sıralamayı görebiliyoruz. 568 kişi katılmış. 522. sıradayım. Doğru yanlış boş net verileri var. Burada alt tarafta da kazanım kazım verilerimiz var. Türkçedeki birinci sorunun kazanımı ne? Benim sonucum ne? Diğer branşlar özelindeki bütün verileri de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Sizler online optik kodlama hizmetini bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. İyi çalışmalar, başarı arkadaşlar.